İskilipli Mehmet Atıf Hoca, 1875 yılında Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Tophane köyünde dünyaya gözlerini açtı. Babası Mehmet Ali Ağa, annesi aslen Arap göçmeni olan Nazlı Hanım'dır. Henüz 6 aylık bir bebekken annesi vefat eden Mehmet Atıf'ı dedesi Hasan büyütmüştür. Mehmet Atıf ilk eğitimine köy hocasında başladı. Küçük yaşta hafızlığını ikmal etti ve tahsiline İskilip'te devam etti. İlme duyduğu şevk ile medrese eğitimine İstanbul'da devam etmek üzere yola çıktı. 1902 yılında buradaki eğitimini tamamladı ve birkaç sene sonra girdiği müderrislik imtihanında başarılı olarak İstanbul Fatih Camii'nde ders vermeye başladı. İskilipli Atıf Hoca, alim kişiliğinin yanı sıra bir aksiyon insanıydı. Osmanlı'nın son demleri ve Cumhuriyet'in ilanına şahit olduğu 51 yıllık ömründe, bir yandan talebeler yetiştirirken, diğer yandan memleketin hali hazırdaki durumu için sancı çekiyordu. 31 Mart vakasında tutuklanmış, mahkemede suçsuz bulunarak beraat etmişti. 1913 senesinde vuku bulan Mahmut Şevket Paşa suikastinde haksız yere gözaltına alındı ve 5,5 seneliğine Sinop'a sürgün edildi. Sürgündeyken halka vaaz vermesi yasaklanan Atıf Hoca, serbest kaldıktan sonra müderrisliğe devam etti. 1919'da Mustafa Sadri, Bediüzzaman Said Nursi, Ermenekli Saffet Efendi ve bir grup arkadaşıyla beraber Cemiyet-i Müderrisi'nin kurucular arasında yer aldı. Başlangıçta müderrisler arası dayanışma tesis etmek üzere kurulan cemiyet, daha sonraları ismini Teali-i İslam olarak değiştirerek halka açıldı. Atıf Hoca, Beyanül Hak, Sebul Reşat gibi dergilerde kaleme aldığı makalelerinin yanı sıra kitaplar yazıyor, halkı dini ve ahlaki değerlerini korumaya çağırıyordu. Mensubu olduğu Teali-i İslam Cemiyeti, İzmir'in işgali üzerine ilk protesto beyannamesini yayınlayarak yurdun her köşesinde işgal kuvvetlerine karşı mücadele çağrısı yaptı. İskilipli Mehmet Atıf Hoca, Anadolu topraklarını fiilen işgal edilmesine üzüldüğü kadar zihinlerin ve İslami ahlakın yozlaşarak Avrupalılaşma yoluna girilmesinden de elem duyuyordu. Yazdığı kitaplarda tesettürü, içkinin Müslümanlara haram olduğunu anlattı. Kitaplarının sayısı 9'u bulan Atıf Hoca, İstiklal mahkemelerince yargılanmasına sebep olan Frenk Mukallitliği ve Şapka isimli kitabını Şapka Kanunu çıkmadan 1,5 sene önce yazmış ve Milli Marif Vekaletinin onayı ile neşredilmişti. Bu kitabında bir kavme benzemeye çalışan onlardandır hadisi şerifi ışığında körü körüne Avrupa'yı taklit etmenin yanlış olduğunu izah etmiş, inanç ve değerleri muhafaza etmenin gereğini vurgulamıştı. O, Avrupa'daki ilmi gelişmelerden faydalanmak gerektiğini fakat Batı kültürünü yaşam tarzı olarak benimsemenin yanlış olduğunu söylüyordu. Fakat mevcut iktidar Türk tarihinde görülmemiş bir zorbalıkla hareket ediyor, kendi halkına Avrupa'yı yaşam tarzını dayatıyordu. Nitekim 1925 yılının Kasım ayında çıkarılan ve tüm halka Batı tarzı şapka giyme mecburiyeti getiren Şapka Kanunu, İstiklal Mahkemelerinin en önemli maddesi haline geldi. Yasalara göre Şapka Kanunu'na karşı gelenlere 3 ay hapis cezası verilmesi gerekirken, yüzlerce insan hakkında idam kararı verildi. Rize'de ve Erzurum'da Şapka Kanunu'nu protesto etmek için toplanan halkın üzerine ateş açıldı ve 32 kişi vurularak hayatını kaybetti. Sanığın idamına, yargılanmanın bilahare devamına karar verilmiştir cümlesiyle tanınan İstiklal Mahkemeleri, yalnızca inancını yaşamak isteyen binlerce masum insanı idama mahkum ediyordu. Daha önce yazmış olduğu kitaplar sebebiyle zaten göz önünde olan Atıf Hoca, Frenk Mukallitliği ve Şapka kitabını kanun çıkmadan 1,5 sene önce yazmış ve Marif Vekaletinin onayı ile neşretmiş olmasına rağmen kanuna karşı gelmek ve halkı hükümete karşı ayaklandırmakla suçlandı. Atıf Hoca, 7 Aralık 1925 günü evinden alınarak bir hafta tutuklu kaldı. Ardından gemiyle Giresun'daki bir İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilen Atıf Hoca, eseriyle suça azmettiren sıfatıyla diğer tutuklularla yüzleştirildi. Mahkemenin suçsuz bulması üzerine heyetle birlikte yeniden İstanbul'a gönderildi. Fakat serbest bırakılmadı. Atıf Hoca, eşine yazmış olduğu son mektupta durumu şöyle anlatır. Zahidem, muhterem refikam, bugün Karadeniz vapuru ile İstanbul'a geri getirildi. İstiklal Mahkemesi de bizimle birlikte geldi. Giresun'da vukuğa gelen bir hadisede Frenk Mukallitliği
kitabım dolayısıyla beni tahrikkar ve alakadar sanmışlar. Bilahare alakadar olmadığım tebeyyün eyledi. Ağır bir suizandan halas oldum. İnşallah buradan da halas olurum da yakında kavuşuruz. İskilipli Atıf Hoca'nın bu temennisi ne yazık ki gerçekleşmedi. İstanbul'a getirilmesinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Ankara'ya geldikten sonra Kel Ali lakabıyla bilinen İstiklal Mahkemesi hakiminin hareketleri altında yargılanırken bir ara hakim "Sen biliyor musun ki şapka da bezdir, fes de bezdir." demişti. Bu soruya Atıf Hoca'nın verdiği cevap meselenin mahiyetini özetliyor. "Evet biliyorum. Ancak heyet-i hakimin arkasındaki bayrak da bezdir. Lütfen o bezi kaldırınız da yerine bir İngiliz bayrağı asınız. Şapka bir alamettir. Adet ile alamet arasındaki farkı düşünerek o risaleyi yazmıştım." Bu cevabın ardından duruşma ertesi güne ertelenerek Atıf Hoca'dan savunmasını yazması istendi. Geceleyin savunmasını yazdığı sırada uykuya dalan ve rüyasında Resulullah'ın davetini alan Atıf Hoca savunmasından vazgeçti. 3 Şubat günü gerçekleşen nihai mahkemede müdafaa etmeyi mucip bir günahımız olmadığı esasen ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh vicdanınızın vereceği hükme intizar ediyorum diyerek savunma yapmayı reddetti. Savcının hakkında kürek cezası istemesine rağmen mahkeme Atıf Hoca'yı idama mahkum etti. Kararın infaz edileceği 4 Şubat 1926 günü İskilipli Atıf Hoca sevgilisine kavuşacak olmanın süruru ile idam sehpasına çıktı ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Cenazesi dahi ailesinden esirgenen Atıf Hoca'nın kabri 2000 senesinde Mehmet Sılay ve ekibi tarafından aranmaya başlandı. 9 sene süren araştırmalar sonucu defnedildiği yer tespit edildi. Kılınamayan cenaze namazı kılındı ve naaşı memleketi Çorum'a nakledildi. Münevver bir alim ve mütefekkir olan İskilipli Atıf Hoca, Anadolu topraklarında dinini yaşamak için en büyük bedeli ödeyen bir kahraman ve yakın tarihimizin kapkara yüzünü gözler önüne seren bir vesika olarak karşımızda durmaktadır.